Vallahi rüyamda gördüm. Bir ısırık alayım mı? Dondurmadan mı? He, ucundan bir ısırık. Kalk al abi, olur mu öyle? Oğlum koskoca adamı yalvartma işte. Git al gel bir tane. Yalnız rica ederim. Garson muyum ben? Ben niye gidip getiriyorum? Ben mesaisini bekleyen bir resepsiyonistim. Benim iş tanımım bellidir. Mahmure. Ne? Mahmure. Ne diyorsun Ahmet? Mahmure. Ahmet anlaşılmıyor. Ne diyorsun ya? Ya bir susun diyorum ya. Niye susmuyorsunuz oğlum? Burada uykumu kaçırmadan sizi susturmaya çalışıyorum. Halden anlayın acıcık ya. Kaçtı uykum işte ya. Pardon. Dondurma mı lan? Rüyamda gördüm ben. Sen de mi rüyamda gördün? Şş, Mesut, bir diş ver lan. Vermiyor vicdansız. Abi ciddi misiniz siz? Versem yer misiniz bunu? Murat, dondurma vermiyor bize Mesut. Mesut, çocuklara dondurma niye vermiyorsun lan? Rüyamda gördüm oğlum. Sen de mi rüyamda gördün abi? Ben de rüyamda gördüm. Sadece sen görsen görsen limonlu buz parmak görürsün oğlum. O da sayılmaz zaten. Mesut'cum bak biz paylaşmayı ilkokuldayken yerli malı haftasıyla öğrendik. Versene oğlum, ayıp lan. Abi siz şaka mısınız ya? Haydi bana müsaade. Mesai. Buyurun abiler. Bana. Lan kolumu hissetmiyorum. Lan hissetmiyorum onun kolumu. Pardon Salih. Ne oldu ki? Ne oldu? Nasıl hissetmiyorsun lan? Uyuşmuş yine. Uyuşur tabii oğlum. Elinin kolunun üstüne yatarsan tabii ki uyuşur. Gençler ben sizi dondurmayla baş başa bırakıyorum. Ben sabaha kadar aşkın yengenizle Gümüşlük'te yedim. Çalıların arasında dondurmayı aradık sabaha kadar beraber. Ben odama gideyim. Anam! Ne oldu lan? Anam, ayağım uyuşmuş yalan. Ya işte ayağının üstüne yatarsan öyle olur Murat. Salih, şu içeriden bir tane bıçak getir de şu kirli kanı bir alın lan vücuttan. Sen ne yapıyorsun lan? Yesene oğlum. Yemiyor muyum? Yiyor mu lan? Yiyor gibiyim. Manyak mısın lan sen? Ne yiyorsun? Yine kafamın üstüne yattım demek ki. Bak kafa uyuşmuş. Şu an yiyor muyum peki? Şu an yiyorum bence. Yoksam yoktum ya. Sana ne? Hesap mı vereceğim sana ya? Ya ne demek sana ne? Ahmet ben bilsem değerlendirirdim bunu. Abi ne alakası var şimdi? Ya arkadaş ev boş kaldı ya. Ben ona göre bir organizasyon yapar, değerlendirirdim ben bu evi. Abi sen ne kadar iğrenç bir adamsın ya. Bugün azıcık gezek mi? Bana hiç dokunma. Ben bugün yoğunum. İşim gücüm var. Hadi. He, ben de eğer evdeysen diye düşündüm kendi kendime. Araba boş kaldı. Ben de arabayı bir şekilde değerlendirip biner arabayla bir iki tane tur atarım diye düşünmüştüm. Ama demek ki o da yalan oldu ya. Bas geri. İyi düşün. Araba. Hala araba diyor ya. Ya abicim dün ölçüyü kaçırmışız zaten. Bak oteli birbirine katmışız ya. Ne kirası lan? Kira değil abi. Lira lira. Ne kadara denk gelecek diye soruyorum. Döviz yok üstümde. Ya oğlum ona bakarız. Dolar ne kadar, öre ne kadar. Ona göre pariteler, kurlar. Ben ayarlarım ya. Ne zaman ödeyeceğim peki? Çok büyük bir iş peşindeyim Ahmet. Yakında. Çok yakında. İyi. Ben çıkıyorum. Hadi o zaman. Görüşürüz canım benim. Sen ne zaman çıkacaksın? Hey. Azıcık yengeyle. Hadi hadi. Hadi. Çıkayım mı? Çık. Çık diyorsun. Çık. Çıkıyorum bak. Yürü git. İşte benim böyle kol. Böyle kol. Çünkü ben arsızım ya. Ancak bundan anlıyorum ben. Oynama şuna. Ne yapıyorsun ya? Geçiş yapıyorum. Say bakayım Melek'cim. Hazırım ve güne başladım. Nedir programımız? 12'de özel bir işim var demiştin. O var. O iş sürünceme de daha. Sonra? Eylül dizileri başlıyor biliyorsun. Birkaç devamlı rol var. Haftada bir iki gün çekim olacak. Kaşesini konuşuruz. Ben dosyasını hazırlatıyorum. Devamlı rol diyor ya. Devamlı rol diyor bana ya. Ya Melek'ciğim olaylara biraz benim gözümden baksan. He? Gazi diyorum sana. Halk kahramanı diyorum. Yetmiyor mu? Ya kızma bir. Ağır rol bunlar. Hikayeler de önemli yani. 2-3 bölümde bir kesin rolün var. Ya nesini al... Vallahi terbiyemi bozacağım yemin ediyorum ya. Ya marka yüzü olacağım ben. Yan rol, man rol bana göre değil artık Melek. Üç gibi bir yapımcı gelecek yerel bir kanaldan. Ne kadar yerel?
Kızma da, taklit yapmanı istiyorlar 15 dakika. Domates festivali varmış onun başında. Film yok mu film arkadaşım? Sen bana onu söyle. Film yok mu? Ayıp Ahmet. Adam geliyor. Görüşmek lazım. Kimseye sert çıkmayalım. Bu işin bir de sonrası var. İyi tamam gelsin görüşsen işte Allah Allah. Sonra uğrarım ben. Ha bir de dünkü bölümün reytingleri geldi. Geçen haftaya göre iyi. Tamam. Daha fazla uzatma moralim bozma benim. Yeter. İyi Ahmet. 12'de işin yoksa erken alayım her şeyi. Tamam ararım ben seni. Ya işte geçen gün bana bir tane kadın gerçek var aslında ama bana niye söylüyor ben de onu anlamıyorum zaten. Ben de senin ismini verdim. Halide Hanım diye bir kadın sana geldi mi sonra dedi ki dayanamadım ne yapacağımı şaşırıyorum. Doktor Feride Hanım, lütfen ameliyathaneye. Doktor Feride Hanım, Doktor Feride Hanım, 6. kata lütfen. Doktor Feride Hanım. Doktor Feride Hanım, 6. kata lütfen. Ne oldu Feride? Feride, asansör bozuk. Nereye gidiyorsun kız? Allah Allah, ay. Ne iş var senin burada? Nasıl ne işin var burada? Ben burada çalışıyorum ya Ahmet. Değil mi? Evet. Saçma oldu. Yalnız iş burada çalışıyor gibi durmuyorsun maşallah. Koy koy peşindesin kız. Aradayız şimdi. Hayırdır senin ne işin var burada? Ha Mukadder amca için geldin değil mi? Mukadder amca? He. Ha Mukadder amca. He ya. Ne oldu o adama ya? Ha? Sigortası falan var mıymış masraf çıkarmasın Feride? Vallahi Ahmet'im zaten hastanede çok fazla tutamayacağız. İlaçlarını alacak artık kontrollere gelecek. Değil mi ya ben de öyle tahmin ettim. Şey diyeceğim ben ya ben ne için geldim? Ya ben ne için geldim arkadaşım ya? Ne için? Ya ben şey için geldim ya, yemek için. Öğle arası tatil ya, yemek yerim diye. Bildiğim aşırı derecede lüks bir restoran var. Götüreyim mi seni Feride? Ya keşke haber verseydin Ahmet, yemek yedim ben. Arkadaşlarla çay içiyoruz biz de, gel tanıştırayım seni. Bir de onu soracağım ha. Kim o adamlar? Doktor arkadaşlarım. Gel hadi, gel tanıştırayım seni. Tanıştır bakayım sen beni de. Arkadaşlar, bu Ahmet. Merhaba, Ahmet Kural ben. Türkiye'nin jönü, jön komiği. Sizin anlayacağınız dilde anlatayım. Parıldayan dünyanın bel kemiği. Merhaba. Ahmet benim liseden arkadaşım. Ha, öyle mi? Ne güzel. Ne güzel ya, lise arkadaşları. Hala görüşüyorsunuz. Hı. Tanıyorum ben seni ya. Ankaralı mısın da sen? Yok, Ankara'da okudum. Gazi Tıp. Gazi Tıp. İsim güzelmiş bak, aferin. Güzel. Bir de oradan ayrı var zaten bize. Arkadaşlar, biz aşağı inelim, laflayalım. Sizi rahatsız etmeyelim. Hadi görüşürüz. Şu bankta otursaydık bari. Birazcık kokun sinse fena mı? Eski arabamı yıkatıp sattım kimse senin kokunu almasın diye. Hiç hijyenik değil Ferideciğim. Vallahi bak, kim bilir iti uğursuzu sabahtan akşama kadar onun altında üstünde neler yapıyorlar. Çay falan dökülmesin şimdi arabaya. Ya dök Feride, dök. Canın iyi diyeyim. Senden kıymetli mi? Bir kere arabamda terledin diye üstü açık araba aldım ben. Dediğin lafa bak. Bir de biraz nakite sıkışmıştım. Sattım, rahatladım. Dikkatli içeceksin Ferideciğim. Bak ben öyle yapıyorum. Şekerli içmiyorum, leke kalmıyor. Anlatabiliyor muyum sana? Sen ne yapıyorsun? İş kızın yerlerde görünmüyor. Ya alışmaya çalışıyorum işte Ahmet ya. Yeni bir iş, yeni bir çevre, yeni arkadaşlar. Onlar arkadaş değil, fil onlar, fil. Bir fırsatını bulsalar, sıktıracaklar. Ha gördüm demin arkadaşlarınla sohbet ediyordun. Ya bir şey diyeceğim. Hı. Tek kadın doktor sen misin orada ya? Yo. Niye sordun? Ne fark ettim biliyor musun? Hı. Senin hiç kadın arkadaşın yok. Ne demek şimdi bu? Yok, ben hiç kadın görmüyorum senin yanında. Halbuki sana güzel bir kadın arkadaş lazım ha? Ya arkadaşın kadını erkeği mi var Ahmet? Arkadaş arkadaştır. Lan anladın işte. Ayak yapma. Ya tamam da mesela ben sana kuaför öneriyor muyum? Altın gününe gidelim diyor muyum? Alışveriş merkezine gidelim diyor muyum ben sana? Ya da otur 2 gram ağda yiyelim diyor muyum? Demiyorum. He. Kadınlar sadece bunları yapar değil mi? Yok. Ya Allah aşkına sen yine beni yanlış anladın. Aşk olsun. Ben 2,5 yıldır bayan demiyorum. Kadın diyorum. Ya beni yanlış kategorize etme. Benimki sadece bir tespit. Ne oldu sizin bu program işi? Top 100. Israrla ilk 100'deyiz. İyi bir şey mi yani? Ya Ferideciğim benim tek işim o değil ki. Benim binlerce işim var. O iş arada bir iş. Rating falan önemli değil benim için. Ben prestij için yapıyorum. Para da almıyorum. Zaten ödemiyorlar ya.
Marka yüzü olacağım ya ben. O yüzden geldim kutlamaya. Ahtım vardı bir gün marka yüzü olursam liseden biriyle kutlayayım diye. Ha şimdi reklamları falan çıkacağı yani. İyi çok güzel. Yalnız Ahmet'cim benim mesaim başlamak üzere. Ne yapalım? Ben arayayım mı seni çıkınca? Mesaisi olan biriyle arkadaşlık ne zormuş ya. Bak arayacağım dedin aramayanı. Ara beni Feride. Hem sana bir de sürprizim olacak. Sürpriz mi? Birini getireceğim sana kız. Kimi? Allah aşkına Tuncel deme. Kim ya bu Tuncel? Şaka şaka kimseye getirmeyeceğim. Hadi kaçtım ben. Ne kadar üstü açık araba aldık. Kapının üzerinden atla da bakalım azıcık. Tuncel kurt izi getirecekmiş gerizekalı. Lise müdürünü falan getireydim keşke. Diyemedim yalan. Ya arkadaş ben niye hazır cevap değilim ya? Replik ezberliyorum sürekli ondan ya. İşte ezberci eğitim kardeşim ya. Ne yapayım işte kardeşim, okula geldim ben de. Ek ders koyduk çocuklara, sezon başlıyor ya şimdi kardeşim. Sen ne yapan? Ne yapayım ya, ajanla dolu Amerikalılar gibi oldum. Bir sürü toplantım var bugün. Ne toplantısıymış lan bu? Oğlum menajerim işe yarlıyor, ben reddediyorum. Vallahi başkasından duyacağına benden duy kardeşim. Şaka maka ben star oldum, yalan. Anladım. Sabah da bana bir tane iş teklifi geldi kardeşim. Fakat böyle elimin tersiyle itekledim Ahmet Kural. Hem de bil bakalım nereden? Nereden lan? Ahmet Kural'ı kes sen ya. Kardeşim onu ben telefonda söyler miyim Allah aşkına ya? Onu söylerken senin gözlerinin içine bakmak istiyorum Ahmet Kural. Nutkun sıyrılsın bir. Lan ne sıyrılacak oğlum ya? Kim lan söyle? Kardeşim ya sana ne diyeceğim bak. Ahmetciğim biz niye durup dururken böyle teklif falan almaya başladık lan? Yoksa kör talihimiz mi döndü lan? Ölecek miyiz lan biz yoksa? Hadi ben geldim, git sen. Toplantım var benim. Tamam kardeşim, aman kendine dikkat et bak. Olay molayı çıkartmak yok. Alkol alırken bile dikkat ediyoruz. Dışarıda gözükmüyoruz Ahmetciğim. Hani duyarlar, ederler, anladın? He he, hadi. Oh, ölmüş yeneceğim ben. Bu çalgı çengi ikinin durumu ne Ahmet? Bak program ayarlıyorum sana, tekliflere ona göre bakacağım. Daha tarih netleşmedi, netleşince duyuracağım ben sana. Sen ne yapıyorsun kız bugün? Anlattım ya Ahmet, görüşmelerimiz var bugün. Görüşmemiz yok Melek, sen görüşeceksin. Zaten sonrasını diyorum ben sana, ne yapacağım? Ahmet konuyla ilgilen lütfen. Marka yüzlüğü biter, filminizi çekersiniz, dönüp geleceğin yan yine Kürtçü dükkanı. İlişkilerini bozma bak, rol buldum diyorum sana. İyi de yan rol diyorsun Melek. Yan rol adamı mıyım ben ya? Star'da benim programım yayınlanıyor kardeşim. Ben marka yüzü olacağım ya. İş bul diye kızıyorsun ondan sonra bana. Kızarım Melek. İşin de senin. Sen bulacaksın, ben reddedeceğim. Olayımız bu. Bak sezon başladı. Bir sürü rol var piyasada. İyi tamam, sen not al, ben sonra bakarım. Ne yapıyorsun sen kız bugün? Ay Ahmet, ne yapacaksın bugün ne yaptığımı? İşim var sende. Efendim, ilçe belediyemiz olarak ilçemizin tarım seferberliğini tüm Türkiye'ye tanıtmak amacımız. Bu vizyonla birinci geleneksel mini domates festivali de ihtiyaç haline gelmişti. Ne güzel düşünmüşsünüz. Minik bir festival mi olacak ya? Yok yok. Minik domates üretmeye başladık ilçemizde. Yani ağza atmalık. Ondan ismi öyle. Ağza atmalık. 24 tane yerel ses ayarlandı festival için. Ama dedim ya, Türkiye çapında bir tanıtım hedefliyoruz. Şöyle kameralar gelsin mi falan. O yüzden Ahmet Bey'i düşündük. 10-15 dakika taklit yapayım diye mi? Çok güzel düşünmüşsünüz de. Yalnız Ahmet Bey'in de programı bu aralar biraz yoğun. Keşke daha önceden... Ya işte Cemimaz'a gittik biz baştan. İlgilendi de sağ olsun. Ama bütün köyü satamadık tabii kısa sürede. Ondan size geldim. Nasıl yani, ben yedek miyim şimdi? İkinci adam mıyım ya? Yani Cem Yılmaz'ın yedeği olmak da tabii. Yok yok, ikinci değil. Okan'a gittik, domates sevmem dedi. Beyaz'a gittik, onun da Adıyaman minik domateslerinin yüzü olacakmış, sözleşmesi varmış. Ve Altay'a gittik, ben evliyim, festivale çıkamam dedi. Beşinci yani. Yok yok, daha çok kişiye gittik de hani şimdi sıkılmışsınızdır diye kısa anlattım. Dediğim gibi çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aralar programımız biraz sıkışık. Ya aslında biz size de gelmeyecektik. Ama belediye başkanımızın kayınçosunun askerlik arkadaşı Kütahyalı'dır. Kendisi ya sevaptır. Gidin hem onun işi görürsün hem sizin işiniz görürsün dedi tamam, de... Tamam daha uzatma ya. Allah Allah. Ya şimdi yarın bir gün ünlü münlü olursunuz. O yüzden sizi de görmeden gitmeyelim dedik. Hani şimdi belki ileride bir gün işimiz düşer. Bir adet böyleymiş. Ya nasıl da rahatladım sizin program sıkışık diye. Koca mini domates festivalini bununla yapacaktık az daha. Aa.
Sen ne yapıyorsun bugün hakikaten ya? İşin var mı? Öldürürüm lan ben bunu. Ben şimdi öldürmeyeyim, yolda falan görürüm, elimde kalacak. Terbiyesiz evladına bak. Bana bir tane çay verir misin ya, sana zahmet? Ahmet! Ne yaptın sen ya? Bildin. Murat, sen ne yapıyorsun kardeşim burada ya? Fıtı fıtı. Ay Ahmet, Murat'ın yanına mı getirdin sen beni? Nasıl? Ay tuttu kolumdan, zorla getirdi beni buraya. Bir işi varmış benimle. Ahmet. Ben gideyim, o iş bu işse. Kardeşim sen yoksa beni yanınız gördüğünde Melek'le araba mı yapmaya çalışıyorsun? Nedir? Ben gideyim. Ya otur. Allah Allah. Olmadı bu ya. Sen ne yapıyorsun oğlum burada ya? Niye otele gitmiyorsun? Ne işin var burada senin? Ya otele gidemedim ya. Rüstem abiden uzak durmam lazım bugün. Bazı özel işlerim var da kardeşim. Kendimi bugün çok iyi hissediyorum Ahmet Kural. Ben hemen yaptıracağım. Sen ne lan? Ya yürü git buradan. Yürü git, işimiz var bizim. Git. Ay ne işimiz var Ahmet? Niye getirdin beni buraya? Ya dur, şey gelecek. Kim? Ben. Bilin bakalım kim gelecek. Doktor mu? He. Kardeşim sen yoksa Meleği yalnız gördüğünde Feride ile mi arasını yapacaksın? Nedir? Hadi kardeşim yoluna, hadi git buradan ya. Ya da dur ya, Feride gelsin, ben kalkacağım zaten. Ya niye? Feride niye geliyor? Sen niye gidiyorsun? Ben ne yapacağım Feride ile burada ya? Ya kızın hiç kadın arkadaşı yok diyorum Melek. Bir iyilik yapacaksın, burnumdan getirme benim ya. Bu ne ya? O ne demek lan? Ya kardeşim, kız şehre daha yeni geldi. Kadın arkadaşı hiç yok. Ben sana illa arkadaş ol demiyorum ya. Bir oturun, bir konuşun bakalım. Belki birbirinizden hoşlanacaksınız. Kardeşim sen kelime esprisi falan yapmaya çalışıyorsun da ben mi anlamıyorum? Yanlış mıyım Melek? Ahmet saçmalıyorsun ama. Ya oturun işte ya, Allah Allah. Feride'min hep erkek arkadaşım olsun. Hiç kadın arkadaşı olmasın mı kardeşim? Gözünüzü seveyim ya. Sen de nasıl menajersin? Bir şey söylesene be. Ay Allah aşkına saçmalama Ahmet ama yani. Manyak mısın oğlum sen? Allah Allah. Sana ne el alemin manitasından lan? Bak işte gördün mü? Yine yalnız kaldım, böyle takmaya başladım bazı şeyleri. Oğlum yapma böyle şeyler. Ya oğlum öyle değil ya. O benim liseden arkadaşım. Bırak be oğlum. Ben senin liseden ne arkadaşlarını biliyorum ya. Dönüp yüzüne bakmazsın. Hatırla geçen gün bir tane oğlan geldi, senden imza istedi. Arkadaşınmış liseden. Ben Ahmet Kural değilim, Orhan Kural'ım dedin ya oğlum. Oğlum acıdım lan. Kızın hiç arkadaşı yok Murat. Ya bırak ne acıması. Kızcağız kendisine manita bile yapmış. Oğlum sen kendine niye yapıyorsun böyle şeyler ya? Sen Ahmet Kural'sın oğlum. Yapma böyle şeyler. Takılma böyle şeylere ya. Hayır sen böyle yapacaksan biz ne yapalım? Ya beni geçtim. Sadece ne yapsın lan? Toparla oğlum kendini bak. Ahmet Kural rezil oluyorsun. Farkında değilsin kardeşim. Özge Ulusoy diyorsun. Tuğçe Kazaz diyorsun. Ondan sonra Doktor Feride diyorsun. Lan manyak mısın lan sen? Kardeşim bak ben sana diyeyim. Sen bu kıza kör bak. Onun haricindeki her şeyi gör. Olay bu. Öyle mi diyorsun kardeşim? Aynen Johnny Vaynanaga. Hadi bakalım. Bak! Onu bir kere yerler lan. Ahmetciğim. Kardeşim burası dolu, oraya geç. Ne haber Murat? İyi vallahi Ebe Hanım, senden ne haber? İyidir. Ben şey yapayım, gideyim o zaman. Ya ben geldim diye mi kalkıyorsun? Aynen. Sen geldin diye kalkıyor, ne olacak? Nasıl? Feride'ciğim yani şimdi biz burada özel bir konu konuşuyorduk. Sen pat diye çıktın geldin yani. Ay kusura bakmayın ya. Yani özür dilerim. İyi de oğlum sen çağırdın beni. Güzel kardeşim ben çağırdım da şimdi yani telefonda sen söyleyince ben de nezaketen davet ettim. Sen de atladın geldin sazan gibi yani. Ahmet. Şşş, Murat sen bir sus. Sen bir orada dur bakalım. Herkes haddini bilecek. Ya kardeşim ben buraya gelip arkadaşımla, en yakın arkadaşım diyorum bak altını çiziyorum. Özel bir şey konuşamayacak mıyım? Bu ne terbiyesizlik lan? Ya tamam ya, özür dilerim. Herhalde bir yanlış anlaşılma falan oldu. İyi oldu. Bir daha olmasın ama. Yani ben... Ne ben. Hep sen, hep sen. Hep bana, hep bana. Ne? Dünya senin etrafında dönüyor değil mi? Bir tek sen varsın. Her şey seninle başlar, seninle biter. Sevilmek ümidi sevmekten beter. Nazar değmesin sana, eller değmesin bana. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Ya ben gerçekten özür diliyorum Murat. Kusura bakma, sizi de rahatsız ettim. Kusura baktık. Yürü git. Senle mi uğraşacağım lan ben? Nasıl yaptın dayımın oğlu? Bravo teyzemin evladı.
da süperdin. Aferin sana. Allah senin belanı versin hayvan öküz. Burada mı oturacaksın sen? Yok, kalkarım birazdan. O zaman sen kalk git lan. Ben burada oturacağım. Rüstem abiden kaçıyorum. Beraber oturalım. Olmaz. Sinirliyim oğlum sana. Sen manyak mısın lan? Kızlarla ne biçim konuşuyorsun manyak manyak? Oğlum onlar bizim kadınlarımız lan. Anamız, bacımız, kız kardeşimiz, metresimiz. Terbiyesiz it köpek namussuz. Kalk git. Kalk. Ne oluyor lan? Lan git. Sen ne sırıtıyorsun lan pişmiş kelle gibi? Mutluluktan kardeşim. Şimdi bak şuradan şuraya kadar kemik yok ya kardeşim. Hepsi kas. Dolayısıyla kasıldı mı kasılıyor bak. Açmıyor Feride telefonlarımı ya. Ne yapacağım? Niye açmasın ya? Sessize almıştır. Sadeciğim dur sen şimdi. Ne diyorsun Murat ha? Ne yapayım oğlum? Kaldık böyle. Kalacaksın tabii oğlum. Demediğini bırakmadın kıza. Senin ona söylediklerinin onda birini ben sana söyledim. Yarında duramadın lan. Kalktın gittin. Bir dövmedin kaldı kızı. Ne yaptın kıza ya? Ya abi siz macera mı yaşıyorsunuz ya? Bana da anlatın. Senin yüzünden. Verdiğin gazı. Fren tutmadı. Araba mı aldın lan? Ne alakası var lan? Ben diyorum Ankara, sen diyorsun arka sokaklar. Ağlattın oğlum bildiğin kızı. Ağlamıştı ya cidden değil mi? Ha, mesele kız meselesi. Onu anladım. He Sade, he kız meselesi. Peki kız meselesiyse Murat abi niye sırıtıyor? He? Bu durumlarda genelde onun suratı asık olur. Ha, hakikaten bana bak bakayım lan. Sen niye sırıtıyorsun sürekli? Aşkın sana posta koymadı mı bugün? Aşkın diyorlar ya. Arkadaşlar birazdan bir kadın misafirim gelecek. Hadi. Bana bak oğlum o zaman biz kalkalım siz yalnız oturun. Ben biliyorum bu kız meselelerini. Yok be oğlum. Gerek yok yani. Siz burada durun. Bilakis siz buradasınız diye buraya çağırdım oğlum kızı. Nasıl ya? Sadece Celil Cengiz kendisiyle tanışmış. Kim? Nigar Tanlan. Hasta mı olur kendisi Ahmet Kular? Nasıl lan? Bildiğimiz Nigar Tan mı? İşte şu ifadeden bahsediyorum kardeşim. Bana bak lan ben planı yaptım. Burada bir saat bana yeter ondan sonra ya sana ya bana gidelim anladın? Barolayı biraz sakat Ahmet. Yani bizim için değil ama Mumcuk için biraz sakıncalı ya. Ya oğlum iki dakika otur şurada bir kafamız dağılsın ya. Bir iki insan yüzü görelim oğlum. Feride de açmıyor zaten. Aşkın Hanım değil mi o? Sen mi çağırdın lan bunu? Kardeşim, insan bazen elindekilerin kıymetini bilemez. O yüzden onlara göstermek lazım. En azından sevdiklerimize. Yoksa benim normalde ne işim olur Nigar Tanla'la? Herut yani. Fıtı fıtı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Murat, ben telefonda tam anlayamadım da mevzu neydi? Aşkın, aslında sen biraz erken geldin. Yoksa mevzunun kendisi... Murat, bak senin meseleyle hiçbir alakan yok. Sen sadece arada kaldın. Efendim? Şöyle sessiz bir yerde konuşsak, senden özür dileyeceğim de. Ne diledin ya işte. Vallahi mi? Azıcık daha kalsaydık ya. Kendisi birazdan gelecek. Murat, hadi lütfen. Peki madem. Hadi. Geliyorum, geliyorum. Badem gözlü olduk ya lan. Ahmet, bizim Vedat'ı da arayalım mı? Üstüne gider eğleniriz ha. Hem senin de kafan dağılır. Ne yaparsan yap sadeciğim. Feride açmıyor lan. Açmıyor. Ahmet, beni hala arıyor. Bir konuşup gelin olur mu? Herkesi arayan var. Anasını satayım. Beni kimse aramıyor. Nigar, geldin mi ya? Ahmet Kural değil mi? Murat yok mu? Nigar Tan Hanım, hoş geldiniz mekanımıza. Hoş bulduk canım. Murat nerede? Buralarda. Sen otur gelir birazdan. Biz tanışıyor muyuz? Bilmem ki. Ya sonuçta Nigar'cığım ikimiz de kamuya aitiz ya. Murat bahsetti mi bizden yani bizim projeden? Yok. Nigar Tan bana hastaymış dedi. Ben de gerisini anladım zaten. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Birazdan kendi gelecek zaten. Ona sorarsın. Sen de bir hoşmuşsun yani ha? Yani hoş ama işte ayarlandı her şey maalesef. Ney?
Deney. Ya İngar'cığım ben bugün bir yedim ama... Dur, ne olur lafını unutma. Hemen geliyorum. Dur, aklıma bir şey geldi. Aman abi, uzatmalı bir belalısı var bak bu. Sakın bulaşma. Bulaşmıyoruz oğlum, dertleşiyoruz. Ahmet, benden söylemesi. Tamam, yürü git. Fıtı fıtı fıtı. Ay çok özür dilerim ya. Ay, koskoca İngar Tan masana gelmiş. E bari bir şey ısmarla yani. Allah Allah, ısmarlarız ya. Murat gelsin, Murat ısmarlasın. Zaten seninle işi var. Ay evet vallahi ya. İşimiz var Murat'la. Ay haberleri çıkmışız, gördün mü acaba? Af buyur. Çok güldüm ya ama yani sinirden. Ay bir de fotoğrafımızı bulmuşlar. Üf, nereden buldularsa. Bir de sevgiliymişiz güya. Kim kız onlar? Ay kim olacak, gazeteciler? Yakıştırdılar galiba bizi. Televizyonda var mı o? Yok yok. Televizyonda daha çıkmadı da internette her yerde, Facebook, Twitter her yer yıkılıyor ya. Görüntü yok demek ki. Görüntü olsa televizyona çıkardı. Ay Murat gelse de bir hemen konuşsak, çözsek şu işi ya. Ay Ahmet ya, ay yeni single'ın klip öncesi olacak şey mi bu ya? Ya Murat çok kızacak buna ya. Lan oğlum müzisyen falan çıkmayacak mı daha ya? Hadi. Ne haber Nigar, ne yapıyorsun? Ay hadi hemen, hiç beklemeyelim, hemen çıkalım Murat. Oğlum aşkın işten ayrılmış lan. Hadi, sebep? Söylemedi ki. Nigar ne haber? Çengel bulmaca gibi konuştu konuştu gitti. Aa, ne böyle ne haber Nigar, ne haber Nigar? Sanki ben senin askerlik arkadaşın. Hadi yürü gidiyoruz, hadi hadi. Nigar iki dakika dur ya. Abiler, Hale meselesini sürpriz bir şekilde çözdüm. Bundan sonra arkadaş kalacağız. Ama tabii ben bu şekilde sırıtmayayım. Siz dertlisiniz. Dertliyiz yani. Dertliyiz sade. Kader işte kardeşim. İçelim. İçerim anasını satayım. Aa, ay sıkalım be. Koskoca Nigar Tan'ım ben ya. Ay ilgilensenize biraz benimle. Nigar'cığım ya, edebin ne içeceksen içelim. Vallahi bak bu akşam çok dertliyiz. Ha. Bak sen de ilgilendik. Hadi. Lan çalgı şengi falan yok mu? Hadi bekliyoruz ya. Nerede kaldı ya? Bir şey olmamış. Niye olmadı lan? Allah. Sürmüş almış, sürmüş almış, sürmüş almış, sürmüş almış.